Hepinize günaydın. Şu anda bu iğrenç saçımı umarım çok görmüyorsunuzdur ya da güzel olduğunu düşünüyorsunuzdur. Bugün TYT denemem var. Özde1 denemesi var. Hayatımda daha önce hiç Özde1'e girmemiştim. Özde1 ne olduğunu bilmiyorsanız Özde1 Türkiye geneli yapılan bir deneme olduğu için aslında böyle hangi seviyede bulunduğunuzla ilgili çok daha somut bir sonuç alabiliyorsunuz. Çünkü çok fazla insan giriyor Özde1'e. O yüzden açıkçası biraz heyecanlı değilim. Ama garip hissediyorum yani. Bilmiyorum, bir tık gözüm korkuyor açıkçası. Mesela ben TYT denemesi yaparken o kadar sıkılıyorum ki size anlatamam. Fenim çok kötü. Bu arada eğer bu izlediğin ilk videomsa ben Aymina. 12. sınıf öğrencisiyim. İzmir Atatürk Lisesi'nde okuyorum. Sınava sözlerden gireceğim. Bölüm olarak sinema televizyon istiyorum bu arada Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Ama aynı zamanda psikolojide benim kafamı karıştırmaya başladı. A few moments later. Özde1'den çıktım. Önce ben sınavın başlarında bir odaklanamadım mı bilmiyorum, bir şey oldu. Türkçe'de hep bu problemi yaşıyorum ve şu an böyle bir sıkıntı çünkü gözlerim sulanıyor. Sürekli denem çözerken gözlerim sulanıyor. Ama genel olarak Türkçe'de 40 işaretledim. Sosyalde 19, matematikte 36, fende 9 işaretledim. Ne olacak bilmiyorum. Yarın AYT var. Şimdi ders çalışmaya gidiyorum. Bakın burada Cansu var. Merhaba Cansu. Kadriye abla balığı ellemesin diye buraya bir tane böyle bir not yapıştırıyor. Çünkü Kadriye abla maşallah hiç hayvan beslemeyi gerçekten bilmiyor. Muhtemelen önce biraz coğrafya çalışacağım, sonra tarih ve geometri diye devam edebilirim. Bugün böyle 5 gibi falan arkadaşlarımla buluşacağım. Saat şu anda 2. O yüzden şu an coğrafya çalışmaya gidiyorum ama çalışacağım yer böyle kütüphane olduğu için orada sizinle konuşamam diye önceden söylüyorum. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Ana bakın bu kızlarla oturuyoruz Starbucks'ta. Biz aslında saatlerdir burada oturuyoruz ve bayağı da dedikodu yapıyoruz ama o kadar dedikodu yapıyoruz ki ben size hiçbir şey çekmedim. Ne konuşayım? İstemiyordum kamerayı. Hayır kamerayı istemiyordum. Çevir de kendimizi görelim diyordum. Binaları görüyorum şu an. Saravan! Gel biz de çekeyim. Kıskandım. Hepsi bir tane kurabiye yedi o şerifle. Aa Bahar çok iyi bir insan olduğu için Aymin'in kurabiyesi çok sertti. Evet sonra, bu arada benim kurabiyem toş gibi. Evet sonra Bahar dedi ki al benimki niye dedi. Bahar'ınki yumuşacıktı ve Aymin'e Bahar'ın kurabiyesini yedi. Çünkü Bahar çok iyi bir insan olduğu için evet, de onu verdi. Evet gerçekten bana dedi ki al bu kurabiyeyi ye dedi. Ben de hayvan gibi yedim. Bu da gerçek arkadaşlık böyle bir şey. Şöyle zor farkı görmedim. What can I do? Ya ne yaptın? Anne burada ne bir şey oldu bu. Demin bir tane kitapçıya girdik. İsmini vermeyeyim, reklam olmasın. Böyle sorduk Orion var mı kaldı mı diye. Şimdi bulsak iyi. Bulmasak yine iyi. Çünkü bitmiş oluyor. Aminen'in kitabı satılmış oluyor yani. Sonra adam dedi ki arkadan böyle başka birisi duydu Orion kaldı mı. Şeyde tükendi falan yaptı. Böyle evimize kalmadı Orion falan yaptı. Sonra Aminen böyle çıkıyor. Çok sevindi. Ama ben olmasını istiyordum. Çünkü Aminen'in onunla fotoğrafını çekecektim. Ama yapamadım. Tamam artık bitiriyorum. Nereden bitireyim? Ben bitireyim. Ah. Açıkçası eve geldiğimden beri biraz ortalığı topladım. Bulaşık falan vardı. Onları yıkadım. Yemek yedim, bulaşık yıkadım falan. Bir de annem bugün aslında birkaç eşya getirmişti ama ona şimdi yerleştirmeyeceğim çünkü biraz ders çalışmak istiyorum. Yani onları daha müsait bir zamanda yerleştiririm. Bugün George'un hiç çalışmadım çünkü. Özde1'den çıktıktan sonra şu coğrafya kitabından bir 100 soru kadar soru çözdüm. 190 soru çözdüm coğrafyadan. TYT coğrafya çözüyorum bu arada. TYT'den başladım. AYT'ye daha hiç girmedim. İklime kadar olan konuyu bir başka bir kaynaktan çözüp bitirmiştim. İşte mutlak konum, Türkiye'nin coğrafi konum, dünyanın şekli, günlük hareketi falan filan derken bu tarz sorular çözmüş oldum. Aslında tarih çalışmak gibi bir fikrim vardı ama bir kaynak alacaktım. Hoca önermişti. Onu alamadım. O yüzden tarih çalışmayacağım. Biraz edebiyat çalışacağım muhtemelen. Bakın elimde böyle bir program var. Bize dershanemiz hep veriyor bunu. Öğretmenimin bıraktığı
Not. Oradaki edebiyat da edebiyat çalışan, çalışmıyorsun demek bu arada. Ama mesela geçen hafta şöyle bir saçmalık verdi. Verdiğim programda bir gün 359 soru çözmüştüm. Ona rağmen haftalık çözdüğüm soru sayısı 638'di mesela. Yani zaten yarısını bir günde çözmüşsün. Diğer yarısını ne yaptın? 6 günde mi çözdün yani? Buraya böyle tekrar etmem gereken konuları yazdım. Mesela halk edebiyatım şu an bayağı eksik. Bunu yarın bitirmem lazım. Şu anda da çalışabilirim, emin değilim. Sopalares tarihinin iç çağlarını tekrar edip sorusunu çözmem lazım. Salı Tanzimat dönemini yapmam lazım. Bu tektonizma mı ne, levha hareketlerini işledik, onları bitirmem lazım. Perşembe günü normal divan edebiyatını daha önce işlemiştik ama onu tekrar etmem lazım. Çünkü unutuyorum yani, başka bir kaynaktan bir daha çözmem lazım. Yaklaşık bir saat kadar çalıştım ve öldüm. Burada böyle halk edebiyatı ile ilgili birkaç değil, direkt halk edebiyatının bütün özetini buraya astım duvara. Şimdi dişlerimi falan fırçaladım. Artık yatmak istiyorum çünkü saat 12 oldu ve yarın AYT'ye denemem var. Çok uykum var. Sadece günlük yazıp hemen uyumak istiyorum. Bu video çok mu sıkıcı oluyor? Niye bu kadar sıkıcı oluyor ya? Ay sıçayım. Küfür edince de kızıyorsunuz. Mehmet Fal Music. Ladies and gentlemen, will you please stand? I got this magnetic force of a man to be my lover. And you were tossing me the car keys. Fuck the patriarchy. Sacred prayer, and we swear to remember it all too well. Günaydın. En son size cumartesi günü özdebir gününde çekmiştim TYT. Ertesi gün pazar günü AYT denemesi de olduk. Ama bugün çarşamba bu arada. Ve birkaç günüm çok böyle berbat saçma geçtiği için ben o günlerde video çekmek istemedim. Zaten çekecek durumda da değildim. Ya aslında çok kötü bir şey olmadı. Sadece pazar günü biraz benim tatil günümdü. Biraz arkadaşlarımla eğlendik. Sonra pazartesi biraz fazla eğlendiğimiz için onun devamını yaşamak zorunda kaldım. Salı günüm de açıkçası çok kötü bir haber aldım. O yüzden çok kötü geçti. Ama çarşamba için artık bir bahanemiz yok. Bugün ders çalışma günü. Şimdi okula gidiyorum. Artık evim hani okula çok yakın ya. O yüzden her sürekli geç kalıyorum yani. Gerçekten evinizin yakın olması daha şeymiş. Daha geç kalıcı bir şeymiş. Bugün de artık hani erken hazırlanayım dedim. Sırf hani bir gün artık yok yazılım gidiyor. Çünkü devamsızlıklardan gerçekten okulda kalacağım bu arada. Yani o kadar fazla devamsızlığım var şu an. Üstümüzde böyle bir set var. Altımızda da böyle bir pantolon var ve pantuflar. Öğle arasındayız. Ecem yemek yiyor. Yesene. Yemeyeyim. bir kere. Ama yalancı gibi görünürüm bir kereye. Oh yes. Bakın. Şimdi ben bugün ne çözdüm size hemen onu göstereceğim, tamam mı? Bakın iki test, böyle anonim halk edebiyatı çözdüm. Buna devam edeceğim. Ama bugün 23 soru paragraf çözdüm. Ecem'le biraz fazla dedikodu yaptık. O yüzden hiç ders çalışamadım. O kadar çok dedikodu yaptık ki hiç ders çalışamadım. Tamam, bundan sonra çalışacağız ama. Çak. Tamam. Sürpriz. Al. Neden? Ne yapayım diye? Fanların var senin. Ha, doğru. Armut dersem çık, elma dersem çıkma. Armut. Arkadaşlar merhaba, Mahir şu an bize küstü. Biz de şimdi işte Mahir sınıfına almaya gideceğiz. Nasıl anlatıyor ya? Hadi gidelim. Ben... Evet, bu arada siz de gidersen beni mahveder. Birazdan size update yapacağım yine, tamam mı? Arkadaşlar görev başarılı, Mahir sınıftan aldık. Ay, daha önce hiç bu kadar güzel bir Erzincanlı görmemiştim. Bir kere güler misin kurban oldum? Didn't they tell I still rush in the things that you flash your green eyes at me? What do you think? No idea. Ben eve geldim. Bugün okuldan sonra benim 3 saat matematik dersim vardı dershanede. Ama 5.30'da başladı. Öyle bir sıkıntı var. Yani 8-8.30 civarında bitti. Ve benim eve gelmem hani 9'du. Yemek yedim, ortalığı topladım falan derken bir de bir tık oyalanmış olabilirim. Çünkü biraz yorulmuştum. Saat şu an kaç biliyor musunuz?
10.30. Bugün özel bir sonuçlarımız açıklandı. Biraz ders çalışacağım işte. Bugün anca edebiyatlı paragraf çözdüm. Bugün iğrenç soru çözdüm bu arada. Ama işte o yani ders gördüğümüz için dershanede onu biraz tölere ediyorum kendimce. Bir de okulda da ders işlendi. O yüzden onları da hani bir nebze dinlemiş oldum. Bir de bugün ben nedense çok dedikodu yaptım Ecem'le ya. Yani var ya inanmazsınız o kadar çok dedikodu yaptık ki. Eğer bu videoyu okuldan beri izliyorsa tanık tanımadık sevdiğim sevmediğim herhangi biri. Ya isminin geçmiş olması çok muhtemelen çünkü herkesin dedikodusunu yaptık. biraz terapi gibiydi ama iyi geldi neyse. Özde bir sonucumu sizlerle paylaşacağım bu arada. TYT ve AYT özde bir. Benim AYT'm bakın bir şey diyeceğim gerçekten çok affedersiniz ama benim AYT'm gerçekten bok gibiymiş bu arada. Yani AYT'de hani ben hiçbir şey bilmediğimi biliyordum ama bu kadar hiçbir şey bilmediğimi bilmiyordum. Sürpriz mi oldu olmadı çünkü gerçekten AYT'min kötü geleceğini tahmin ediyordum. Önce TYT'den başlayacağım. Bu kadar AYT'ye laf attıktan sonra önce TYT sonucumu size söyleyeceğim. TYT Türkçe 35. Sosyal 11.5. Sosyali mahvetmişim. Yani benim sözel öğrencisi olarak sosyalde 11.5 yapmamam lazım. Ve benimle aynı sınıfta olan eşit ağırlık bir arkadaşım 20'de 20 yaptı. Hani ben neden yapamadım acaba? Yani anladınız mı? Sosyal 11.5 normal değil çünkü. Matematik 33.5. Net. Fen 5.25. Toplamda benim 85.25 mi? Öyle bir şey netim. Yani tam bilmiyorum buraya ama 85.25 diye hatırlıyorum. Öyle toplamıştım. TYT'de Türkiye'de 8.427. olmuşum. Ben açıkçası ne biliyor musunuz? Bu tarz şeyler sonucunu açıklarken çok çekiniyorum. Neden diye sorun. Çünkü mesela ben bir şey yapıyorum. Bu sonuç bana göre iyi ya da kötü olabilir. Benden daha iyi biri için benim yaptığım sonuç daha kötüyken benden daha kötü biri için benim yaptığım sonuç çok iyi olabilir ve burada hani ben böyle konuşuyorum ya işte mesela şeyden çok çekiniyorum. İşte burada diyorum ya ben ya bak bana çok sevimli konuşacağım. Tamam beni lütfen yanlış anlamayın. Diyorum ya işte ya kötü yapmışım. Hani sosyal 11.5 ne falan diye konuşuyorum ya mesela. Atıyorum bu videoyu izleyen sosyalde 3 net yapan biri. Sonra kendimi kötü hissetsin istemiyorum. Ya da böyle hani çok şey gibi olsun istemiyorum. Hani mesela çok güzel olduğunun farkında olan insanlar vardır ya ama böyle sanki başka biri güzelsin desin diye ya ben çok çirkinim falan yaparlar. O konumda gibi görünmek istemiyorum ama en azından hani beklediğim ve beklediğime göre düşündüğüm şeklinde düşünürseniz çok sevinirim. Çünkü böyle kimseye şey yapmak istemiyorum ya da burada triplere giriyor olmak istemiyorum. Oğlum sosyal medya korkunç bir yer ya. Yanlış anlaşılmayayım diye 40 takla attım şurada. Sizi seviyorum uzun lafın kısası. AYT'de bak çok sıçtım bu arada ben. Bir de hani eşit ağırlıktan artık çözme düşüncesi aklıma gelmeye başlıyor. Bu mantıklı bir karar mı bilmiyorum. Düşüneceğim hala. Matematikte ben 10 soru işaretlemiştim. 8 doğru, 2 yanlış. Geometride de bir tane işaretlemişim. O da doğru yani zaten. Sos 1'de edebiyat 12 doğru, 7 yanlış, 5 boş. Tarih 2 doğru, 8 boş. Coğrafya 4 doğru, 2 yanlış. Sos 2'ye geliyoruz. Tarih 4 doğru, 2 yanlış, 5 boş. Coğrafya 7 doğru, 4 yanlış. Felsefe 5 doğru, 5 yanlış, 2 boş. Sözel'de 675. olmuşum Türkiye'de. Yani bilmiyorum. İlk özde bir denemem de böyleydi en azından. Şimdi biraz bu sorulara aslında bakacağım. Hani neyi en azından nerede ne yanlış yaptığımı anlamaya bir çalışacağım. Belki bir şeyleri öğrenirim. Sizin sonuçlarınızı aşağıya yazarsanız sevinirim. Ya da yazmayın. Siz bilirsiniz. Nasıl iyi hissedeceksiniz. And I know you. Neyse Taylor Swift açacağım bu arada.